Evet, mestrumuzu bir takipçi yazmış ve sormuş. Mahmut abinin belki de cevaplandırmadığı tek soru. Abi, nasıl ödül mentalitesine geçeriz gerçek anlamda? Bunu birçok yerde cevaplandırdım aslında. Taklitle de oluyor ama gerçek anlamda. İkincisi, ödül mentalitesinde bir erkek nasıl davranır? Ben bunu işe bağlıyorum. Bir erkek işinde ne kadar başarılıysa, işiyle alakalı o kadar ödül mentalitesinde oluyor tabak çevirme ya da seçenek gibi olaylara girmeyeceğim. Hayatta başarı sağladıkça ödül hissediyorsun. Bu kadar basit. Basit bir kural diye düşünüyorum. Sence şimdi bunun bağlamı ilişkilerdir. Hatırladığım kadarıyla ilişkiler konusunda cevap vereceğim. Şimdi öncelikle taklit dediğin şey öyle küçümsenecek bir şey değil. Taklit insanın konuşmayı, yürümeyi, sosyal ilişkileri bunun gibi şeyleri öğrenmesini sağlayan en güçlü mekanizmalardan biri direkt olarak sinir sisteminin kendini değiştirme yeteneğini, nöroplastiseyi kullanmasıyla en etkili yolu. Öncelikle ödül zihniyeti ile özdeğer pek farklı şeyler değil. Bizim camiada ödül zihniyeti pratikte kadın erkek ilişkilerinde özdeğerli olma, kendini kadın erkek ilişkileri piyasasında değerli görmeyle eş anlamlı olarak kullanılıyor. Senin taktik dediğin şey, özellikle özdeğer gibi görece soyut konularda oldukça somut aslında. Bir şeyin piyasa değeri, o şeye biçilen değerdir. Burada özlerini yükseltmenin yolu, özlerini yükseltecek şekilde davranmak, kendine bir değer biçmektir. Şimdi örneğin, seni iki kere reddeden bir kızı her nexlediğinde, yani peşini bıraktığında, öz değerim ben iki kere reddedene kendimi bedava peşkeş çekeceğim kadar az değil diyorsun. Ve bu şekilde davranıyorsun. Bu da senin öz değerini arttırıyor. Taklit bile değil bu. Kendine yüksek bir değer biçip piyasada düşük değere el değiştirmeyi reddediyorsun sadece. Bunun oldukça çalışır bir yöntem olmasından önemli nedeni maalesef çok acıklı. Çünkü çoğunuz aslında piyasada düşük olmayan bir değere sahipsiniz. Zaten böyle bir değeriniz var. Ama bizim mavi app dediğimiz programlamanız yüzünden kendinizi piyasada gerçekte olabileceğinizden çok daha düşük değere konumlandırıyorsunuz. Bu nedenle başka hiçbir parametreyi değiştirmeseniz bile zihin yapınızı değiştirmeniz tek başına ödül değerinizi yükseltiyor. Örneğin birçoğunuz eli yüzü gayet düzgün birçok kadının hayatında isteyebileceği adamlarsınız. Ama mesela bir kadınla ilişkiye girdiğinizde ve bu ilişkide ilk soğuma olduğunda çok yüksek kaygıya kapılıp ilişkinin kadını olarak kendinizi kısa vadeli rahatlamaya ama erkek olarak ödül değerinizi düşürmeye programlısınız. Hiçbir şey yapmasanız, 7-10 iseniz yani 10 üzerinden 7 iseniz sürekli olarak kendi kaygılı bağlanmanızın sizi ittiği davranışlar ile 4'e 10 oluyorsunuz. Başka bir örnek vereyim. Birine Kararında duygusal yatırım yapmayı becerdiğinizde öz değeriniz artıyor. Duygusal yatırımın ne olduğu ile ilgili bir video yapmıştık. Bu kanalın en popüler videolarından biri oldu ve bence en değerli videolarından biri. Onun linkini aşağıya koyacağım. Öz değeri sadece duygusal yatırımı kararında yaparak yani kendine aslında piyasada bir değer biçerek ve karşındakine de bir değer biçerek ve ona göre yatırım yaparak senin değerin artıyor. Arttırıyorsun değerini. Sen kendine yüksek bir değer biçiyorsun ve piyasada bu değeri koyup bununla alan alır. Almayanın peşinde koşmam diyorsun. Şimdi zaten dediğim gibi durduğun yerde kısa vadeli kaygılara dayanmak yerine olayları yatıştırmak için saçmalamasan, kendi ayağına sıkmasan, değerin az değil zaten. Kendi ayağına sıkmayıp da ödül değerini azaltmadan piyasada durmaya inat etsen, seni gerçek değerinde alan sonunda çıkıyor ve pratik yeni değerinde belirlenmiş oluyor. Senin hayatına değer değil drama katan Bilgi budalası, betasından öde mantıklı kadını için kan ağlayarak bıraktığında öz değerini yüksek tutuyorsun. Piyasada değersiz bir şekilde kullanılmaya izin vermiyorsun. Seni terk eden kadının peşinde koşmak yerine, için kan ağlayarak da olsa kendini yeniden piyasaya koyduğunda senin değerin artıyor. En azından terk edenin peşinde koşarak değerini azaltmıyorsun. Yani piyasada değerli bir erkek olduğunuz ilkesine göre yaptığınız her hareket taklit değil, size bir yüksek değer biçen, veren ya da en azından içsel değerinizi aşağı çekmeyen somut bir artı değer. Sonradan olan da bu yeni ve yüksek değerinizle alıcınızın çıkması ve sizin zihninizde de yeni değerinizin tam oturması. Ve gerçekten bazı insanlar insanın en etkili kendini değiştirme mekanizması olan taklidi aşağılıyorlar. Bunu ben ilişki sihirbazı zamanından beridir bilip öğretiyorum ve sitenin ana temalarından biri bu. Ama özellikle son yıllarda nöroplastisite notları ile aslında ne kadar bilimsel olduğunu da anladım. Şimdi kadın erkek ilişkilerinde bizim mavi yap dediğimiz bir sürü davranışı içselleştirmiş oluyorsunuz. Yani bunlar için sinir sisteminizde otomatik devreler geliştiriyorsunuz. Bu otomatik davranışlar oldukça uyumlu ve, bu ve bu nedenlere güçlü. Hem egonuzu koruyorlar yani reddedilmekten kaçınıyorsunuz. Reddedilme duyarlılığı diye ondan oluyor. Ve orada bahsetmiştik bunun adaptif, uyumlu bir hayatta kalma stratejisi olduğunu. Hem de aslında size evrimsel avantaj bile sağlıyor. Bununla ilgili sonradan bir video yapacağım. Yani mavi yapın aslında evrimsel olarak avantaj sağladığını, gerçekte kişiye avantaj sağlamasa bile bu yüzden güçlü olduğunu ve kurtulmanın zor olduğunu anlatan bir yazı yazmıştım arkikadam.org sitesinde. Onun videosunu yaparım. Her neyse karşılığında çok acı çekiyorsunuz bu şekilde davranarak adaptif olmasına rağmen aslına bakarsan gündelik hayatınızda bakarsanız gündelik hayatınızda oldukça uyumsuz, mal adaptif. Evrimsel açıdan adaptif olabilir. Size zararlı ama. Bu otomatik algoritma koleksiyonu içinde sürekli değerinizi de kaybediyorsunuz. Şimdi çok basit bir örnek vereceğim. Örneğin hoşlandığınız bir kadın sizin esprili bir mesajınıza dönmediğinde otomatik algoritmalarınız kaygılan, kaygıya dayanama, o mesajı geri alan uzunca bir mesaj döşe kız cevap vermeden kaygıdan kurtul şeklinde. Bu algoritmanın amacı kısa vadede kaygıdan kurtulmanızı sağlamak ama uzun vadede daha kaygılı olmanıza neden oluyor ve değerinizi düşürüyor. Siz değerli bir erkek gibi davrandığınızda ya da değerli bir erkeği taklit ettiğinizde beyniniz tabii ki bilişsel enerji açısından ucuz ve kaygı yönetimi açısından uyumlu olan otomatik algoritmayı zorluyor. Ve tabii ki değerli erkek gibi davranmak size doğal olmayan taklit bir şey gibi geliyor. Zira otomatik algoritması yok. Öbürünün otomatik algoritması var. Sizin değerli bir erkek gibi davranmanız başlangıçta tamamen zorlama. Ama sizin doğal dediğiniz otomatik davranışınız, yıllar önce, uzun aylar belki de yıllar boyunca zorlaya zorlaya tekrarlaya tekrarlaya otomatik hale getirdiğiniz davranışlar. Zorlamayı çok genç yaşlarda yaptığınız için ya da toplum tarafından onandığı için bunların zorlama ve doğal olmayan şeyler olduğunu farkında değilsiniz sadece. Şimdi siz. Yeni davranışı yani daha değerli davranışı zorlama bir şekilde yeterince yaparsanız beyniniz bir yerde demek ki bundan sonra böyle tepki verilecek ve ben her seferinde karşı koyarak çok enerji harcıyorum diye pes ediyor ve otomatik olarak bunun için devre kuruyor. Bu devrenin kurulması zaman alan bir şey, tekrar gerektiriyor ve beyin direndiği için bir süre beklemeniz gerekiyor. Belki aylarca hissetmeden taklit ediyorsunuz. Tırnak içerisinde taklit ediyorsunuz. Ama siz ısrar edince o devre kuruluyor ve o devre daha üstün bir adaptasyona sahip olduğundan uzun vadede kaygı azaltıcı ve değer arttırıcı, sağlam ve kalıcı oluyor. Özdeğer sonuçta bir duygu olsa da sadece size bağlı değil. Tabii ki sosyal bir varlık olduğunuz için çevrenizin geri bildirimlerine de bağlı. Ben özdeğerliyim, ben özdeğerliyim, ben özdeğerliyim diye diye gezebilirsiniz ama çevreniz tam tersi, sürekli olarak tam tersi sinyal veriyorsa bunu sağlamanız çok zor. Zaten yukarıdaki örnekteki gibi davrandığınızda çevreniz de pozitif size tepki veriyor size ama. Geri bildirim pozitif oluyor genellikle. Yani iki kere reddedildiğinizde nextlediniz mi? Daha önceki gibi yedek lastik olup bir kızın küçümseyen bakışları altında fıldır fıldır yörüngede dönmüyorsunuz. O kızın size geri döndüğünde daha saygılı olduğunu görüyorsunuz mesela. Geri dönmese bile en azından değer kaybınız olmuyor. Kendinizi sürekli düşük değere doğru itmiyorsunuz. Özdeğeri desteklemek için tabii ki somut şeyler de gerekli. Yani tembel, koltuk patatesi işinde başarılı olmayan bir adamsanız öz değerini, özdeğerinizin yüksek olması çok zor. Taklidi de çok zor. Ama sadece çalışkan, fit vesaire olmak da yetmiyor. Otomatik algoritmaları yıkıp yenisini yapmanız için taklit lazım. Çünkü benim gördüğüm bizim siteye gelen erkeklerin büyük bir kısmı zaten çalışkanlık konusunda e, olsun fitness konusunda olsun kendilerini geliştiriyorlar. Zaten geliştirmiş adamlar da olabiliyorlar. Yani bir belli bir değerleri var. Sadece otomatik davranışlarıyla özellikle özdeğersiz davranarak özdeğersiz oluyorlar. Şimdi kısaca tekrar etmem gerekirse arkadaşlar siz taklit ederek sıfırdan dil öğrendiniz, yürümeyi öğrendiniz, yetişkin biri olarak kendi başınıza yaşamayı öğrendiniz. Taklidi küçümsemeyin. Peki özlerinizi arttıracak diğer yöntemlere gelelim. Şimdi ben erkekler için uzun süreli ilişkiler rehberi diye bir kitap yazdım. İlişkiler konusunda hiçbir metinde olmayan bir bölüm yazdım bunun içerisine. Kararlılık, assertiveness. Onu aslında kendi başına bir eğitim haline getirmem lazım. Zira öz değerinizi ve özgüveninizi artıracak en etkili yöntemlerden birisi de kararlı olmak. Şimdi kararlı olmak ne demek? İnsanlar genellikle pasif, agresif veya pasif agresif davranıyorlar. Kararlı olmak bu bağlamda pasif ya da pasif agresif bir insanın omurga kazanmak için saldırgan yani agresif olmak yerine karşısındakinin istek ve ihtiyaçlarını da gözeterek kendi istek ve ihtiyaçlarını öne çıkarmasıdır. Şimdi kararlılık temel olarak hayır diyebilme becerisi, talepte bulunma becerisi, olumlu ya da olumsuz düşüncelerini ifade edebilme becerisi, konuşmaları başlatabilme ve sürdürebilme becerisi gerektirir. Birçok erkek pasif veya pasif agresif davranarak kendi değerini düşürüyor. Zira davranışlarıyla lafla değil değer talep etmek yerine değersizleştirilmeye boyun eğiyor. Birçok erkek bunu zayıflıktan ve korkaklıktan yapıyor. Doğru. Ama birçoğu, belki de çoğu aslında kararlılık ile saldırganlık arasındaki farkı bilmiyor ve kararlı olmayı saldırgan olmakla karıştırdıklarından pasif ya da pasif agresif davranıyorlar. Çoğu erkek, efendi veya iyi çocuk olan çoğu erkek bu şekilde yetiştirildiği için saldırgan olmaktan aşırı korkuyor ve saldırgan olmayayım diye özel çaba harcarken kararsız ve pasif oluyor. Çoğu efendi erkeğin kararlı erkekler ile saldırgan erkekler arasındaki farkı göremeyip kararlı erkeklere de kötü çocuk demeleri de bundan. Yani sırf kararlı olmayı kötü çocukluk olarak algıladıklarından özellikle kararlı olmuyorlar. Kararlı olmayı sadece korktuklarından değil kararlı olmayı ayıp, öküzlük, medeniyetsizlik falan olarak görüyorlar resmen. bu konuda mesela çok yaygın bir zihniyet var. Bunu bir arkadaş sormuş. Demiş ki mesela ben Leonardo DiCaprio olsam, onun cinsel pazar değerine sahip olsam, arzulanan bir erkek olsam, o kadar arzulanan bir erkek olsam, DG'ymiş, yürüme davetiyesiymiş, hayatta uğraşmam ki. Eminim onun cinsel hayatı şahane, kadınlarla dop dolu ve böyle bir erkekle doğal olarak cinsellik için en üst düzeyde, en az düzeyde efor sarf eder. Vesaire vesaire. Şimdi bu bomboş ve çok radikal bir düşünce şekli. Yani ortalıkta söylemeyin böyle şeyleri. Arkanızdan gülerler, dalga geçerler sizinle. Yani ben de Mark Zuckerberg olsam çalışmam demek gibi bir şey. E, değilsin arkadaş. Yani erkeklerin belki 10 binde biri, belki 100 binde biri o kadar zengin veya o kadar çekici. E siz onlardan değilsiniz. E onlardan olmayınca ne yapacaksınız? E, kazanacaksınız. Yani babadan zengin olmak zengin olmanın tek yolu değil arkadaşlar babadan zengin adamlara bakıp ya bu adamın çalışmasına gerek yok kardeşim falan boş laf bu e, sizin çalışmanıza gerek var arkadaşlar siz öyle değilsiniz çok 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 az sayıda erkek öyle yani bu üç örneklerle düşünmeyi ve konuşmayı bırakın yani böyle tek gösterdiğiniz şey düşünmeyi beceremediniz aynı zamanda bu çalışmamak için de bahane oluyor nedense ya kardeşim başından olacaktı olmadığı için olmaz e, bir de şu var yani Leonardo DiCaprio gibi çok üst seviye, e, ünlü bir adam olmanız gerekmiyor arkadaşlar hayatta doymanız için. Sizin, yani hayatta doymak için kaç kadına ihtiyacınız var arkadaşlar? Kaç kadınla birlikte olmaya ihtiyacınız var Allah aşkına? Yani eğer biraz kısa süreli, biraz uzun süreli toplasanız 10 kadın, bilemedin 20 kadın, belki daha az. Bir arkadaş sormuş, Mahmut abi ödül ile ilgili bir sorun var. Ben bir kıza konuşmasam, buluşmaya davet etmesem ya da ilk başta onu tanımak için efor sarf etmesem kız ödül olduğumu nasıl anlayacak? Çünkü ancak böyle kesiştiği adam olarak kalırım orada. Şimdi bu şöyle bir zihniyetin son sonucu bu soru. İlk başta bir kıza yürüdüğünüzde onunla konuştuğunuzda onunla buluşmak için ya da onunla konuşmak için bir çaba harcadığınızda bu sizin değerinizi düşürüyor diye bir algı var. Arkadaşlar işin doğası bu erkekler kadınlara yaklaşırlar. Bu sizin değerinizi düşürmez. Ama ondan sonra yaptıklarınız değerinizi düşürebilir. Yani bir kıza yaklaştığınız zaman pozisyon olarak aşağıda olduğunuzu sanıyorsunuz ama ilk başta yaklaştığınızda değil. Diyelim ki kızla konuşuyorsunuz. Burada konuşurken kafanızdan aynı zamanda bu kızı da değerlendiriyorum şeklinde bir zihniyet geçerse öz değerli, davranırsınız. Yani kız çok güzel, aman yuvarlakları güzel, aman çok güzel, aman şey falan filan, aman prensesi incitmeyeyim, aman prensesi korkutmayayım, yanlış bir şey söylemeyeyim moduna geçerseniz tabii ki öz değersiz davranırsınız ve yürüdüğünüz için öz olduğunuzu düşünürsünüz. Ama yani bu kıza bir şans vereyim, bu kıza bir bakayım, şunu düşüneceksiniz. Siz bir kıza yürüdüğünüzde o kıza bir şans veriyorsunuz arkadaşlar. Tamam ukalalık gibi gelebilir böyle bir düşünce ama doğruluk payı var. Doğru. Bunu düşünün. Şimdi şöyle bir olay var. Kadınlar seçerler diyorlar. Kadınlar kendilerine yürüyen erkekler arasından seçerler arkadaşlar. Siz de seçim yapıyorsunuz. Yürürken bir kadına bir seçim yapıyorsunuz. Ona bir şans veriyorsunuz. Bunu unutmayın. Tek seçim yapan kadınlar değil. Hatta benim şahsi fikrim eğer bu konuda biraz başarı kazanırsanız siz de böyle hissedeceksiniz. Biz daha avantajlıyız. Çünkü ben istediğime yürüyebilirim. Kadınların böyle bir avantajı yok arkadaşlar. Çoğu kadın da tabii istediğine yürüyebilir teoride. Ama çoğu kadın erkeklere yürümez arkadaşlar. Ölse de yürümez. Sizin böyle bir şansınız var. O yüzden sizin seçiminiz daha aktif bir seçim. Bunu unutmayın. Ve hiçbir zaman da sadece kadınlar seçiyor diye düşünmeyin. Siz 10 tane kadına yürüyorsunuz, 10 kadında seçiyorsunuz. Neden 100 kadından 90'ı değil de bu 10 kadın? Siz seçim yapıyorsunuz çünkü orada. Ayrıyeten bunlardan biri öne çıktığında onunla gideceksiniz. Yani yürüdünüz diye illa o kadınla gideceksiniz diye bir şey de yok. Sizin için onun da çalışması lazım. Tabii yürüme esnasında bunu pratik olarak uygulamanın bazı yolları var. Ben mesela şöyle tavsiye veriyorum. Bir kadına yürüdünüz, merhaba dediniz, konuşmaya başladınız. Karşılıklı paslaşmaya geçmiyorsa kadın, yani siz soruyorsunuz, o cevap veriyor, kısa cevaplar veriyor, hiçbir çaba sarf etmiyor. Bırakın o kadının telefon numarasını istemeyin. Sıcak olmayan kadının telefon numarasını istemeyin. Mesela şunu çok görüyorum, bizim sitede yorumlarda arkadaşların anlattıkları hikayelerde, merhaba, ben Mahmut, telefon numaranı alabilir miyim? Kız soğuk davransa da telefon numarası istiyor çünkü ne kaybedeceğim diyor. Özlerinizi kaybediyorsunuz arkadaşlar. Siz, size ilgi göstermemişsiniz için bir efor sarf etmemiş kıza kendinizi bedava peş çekiyorsunuz. Aynı şekilde ilk buluşmalarda da bir sonraki adıma bir önceki adım olduğunda geçin. Yani şimdi bir kızla buluşuyorsunuz. Buluşur buluşmaz aklınızdaki şey şu ben bu kızı nasıl tavlarım? Ben bu kızla nasıl yatarım? Gece sporu nasıl olur? Bazıları daha da ileri gidiyor. Kızı çok beğendiyse çocuklarımın anası, çocuklarımız neye benzeyecek falan gibi bir havaya giriyorlar. E başından kendinizi aşağı koyuyorsunuz. Yani bu kızı tavlaması gereken, sadece sizin tavlamanız gereken bir ortam yaratıyorsunuz. Şimdi benim tavsiyem şu. Buluşmalarda aşama aşama gidin. Sadece bir sonraki adıma konsantre olun. Mesela geldiniz oturdunuz. Kızla ilk başta sıcak bir konuşma oluyor mu olmuyor mu? Yani paslaşmaya geçiyor musunuz? Paslaşma dediğim kız da size soru soruyor. Siz de ona soruyorsunuz. Size konu açmanız için yem atıyor. Yani kısa kısa cevaplar verip konuyu kitlemiyor. Eğer bu şekilde bir efor sarf ediyorsa kız ondan sonra bir sonraki aşamaya geçin. Yani mesela ondan sonra dokunun. Bu olmadığı zaman kıza dokunmayın, ilerletmeyin, orada biter. Mesela diyelim ki sıcak değilse öpmeye çalışmayın, dokunmaya çalışmayın. Öpmediniz, dokunmadığınız kızla ileri gitmeye çalışmayın, kafanızda geceyi düşünmeyin. Yani nasıl yatarız, gece nasıl olur, seks falan düşünmeyin. Mesela çok açık söyleyeyim, kızların hiçbir şekilde yani arkası dönükken bile e, kıçına bakmayın mesela. Eğer çok açık giyindiyse, çok böyle seksi giyindiyse bile bakmayın abi. Kendinizi boş yere aşağıya çekmeyin. Bakmanızın hiçbir anlamı yok. Kendinizi boş yere azdırırsınız. Kızı yukarı çıkarırsınız ödül olarak. Kendinizi de aşağıya çekersiniz. Çünkü onu kapmaya çalışan. Gözlerine bakın, yüzüne bakın. Yani kısacası bir kıza yürüdüğünüzde özdeğerli, o özdeğeriniz aşağıya çekilmiyor. Özdeğerden ödün vermiyorsunuz. O kıza yürümedeki zihin yapınız eğer. Tamam ben bu kıza bir şans veriyorum. Bakalım nasıl biri çıkacak. ...kişiliği nasıl çıkacak mesela? O tür zihniyetle yaklaşıyorsanız... ...karşılıklı olarak birbiriniz için... ...efor sarf etmeniz gerekir. Bu arada... ...bu da önemli arkadaşlar. Yani bunu... ...yürüme repertuarınıza koyun. Kız ne kadar güzel olursa olsun... ...şunu düşünün. Kız çok güzel ama kişiliği nasıl acaba? Yani ciğeri... ...beş para etmez bir kızsa... ...bırakın abi o kızı. Yani kızın kendisi bimbo olabilir, aptal olabilir, sizin için çok çaba harcıyor olabilir. Belki o zaman daha kısa vadeli düşünebilirsiniz. Ama buruna havada saçma sapan davranıyor. İstediği kadar güzel olsun bırakın arkadaşlar. Bu size uzun vadede çok daha fazla kadın getirir. Oradaki o tekil kadını size saçma gelen bir şekilde harcamanız. Arkadaşlar bana olan sorularınızı burada YouTube yorumlarında sorabilirsiniz. Yorumları okuyorum ve cevaplıyorum. Aynı zamanda erkekadam.org sitesinde uygun yazı altında da sorabilirsiniz. Daha çok oraya bakıyorum aslına bakarsanız. YouTube'a baksam da. Eğer benimle özel görüşme yapmak istiyorsanız bunu da yapabiliyorsunuz. Bir saatlik görüşmelerim var. Onun da linkini aşağıya koyarım. Ama kadın erkek ilişkileriyle ilgili sorularınız varsa ilk başta kadın erkek ilişkileriyle ilgili ilişki setine bakmanızı tavsiye ederim. Bunu okuduktan sonra benimle konuşmanız gerekmeyebilir. Onun da linkini aşağıya koyacağım. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere.